Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kaldık? 62 ve 63 numaralı sayfaları çözeceğiz bugün bu videomuzda sizlerle beraber. Hazır mısın? Başlayalım ilk sorumuzda. Bir şekerleme fabrikasında bir sipariş üzerine üretilen sütlü kakaolu meyveli şekerlemelerin her biri kırmızı veya mavi çubuklara takılıyor. Şimdi bak, sütlü var, kakaolu var, meyveli var. Bir de bak, bunlar 3 değişken. Bir de 2 farklı renkte çubuk var. Tamam mı? Daha sonra her bir pakette bir tane sütlü, bir tane kakaolu ve bir tane meyveli şekerleme olacak biçimde şekerlemeler paketleniyor. Pekala. Şimdi paketlerimiz üçerli olacak. Her birinde 3 farklı çeşit arkadaşım. Ne olacak? Şekerleme olacak. Peki. Paketteki sütlü ve kakaolu şekerlemelerin çubukları aynı renkse paketin üzerine A. Sütlü ve meyveli şekerlemelerin çubukları aynı renkse paketin üzerine B. Bak şimdi şöyle diyelim. Sütlü, kakaolu ve bir de meyveli vardı değil mi? Kakaolu ve meyveli vardı. Daha sonrasında bir de çubukların renkleri neydi? Kırmızı veya mavi. Şimdi o halde ben kırmızının rengini şöyle yapalım. Kırmızı çubuk ve bir de mavi çubuk gerekiyor bize. O halde onu da şöyle yazmış bulunalım. Pekala, şimdi bize ne demişti? Paketteki sütlü ve kakaolu şekerlemelerin çubukları aynıysa paketin üzerine A. Sütlü ve kakaolu. Şununla şu aynıysa, renkleri aynıysa paketin üzerine A etiketi yapıştırılıyor. Sütlü ve meyveli şekerlemelerin çubukları aynı renkse paketin üzerine B yapıştırılıyor. Yani sütlü ile meyveli aynıysa paketin üzerine B yapıştırılıyor arkadaşım. Tamam mı? Daha sonra bir de kakaoluyla meyveli aynıysa eğer, yani şu ikisi aynıysa da bu sefer paketin üzerine C yapıştırılıyor. Pekala. Ne demişti bize? Paketleri etiketlemek için 240 tane A etiketi. Bakın, A etiketinden 240 tane. 300 tane B etiketi, B etiketinden 300 tane ve C etiketinden de 400 tane kullanılmış. C'den de 400 tane kullanılıyor. Bazı paketlerin üzerine birden fazla etiket yapıştırılmış. Neden birden fazla etiket yapıştırılır ki? Mesela şöyle olduğu için olabilir mi? Sütlü, kakaolu ve meyveli. Bunların üçü de aynı renkse, doğal olarak, yani aynı renk çubuk takıldıysa doğal olarak 3 etiket yapıştırılır. Ama sütlü ve kakaolu şekerlemeye kırmızı çubuk taktık. Meyvelisininki mavi. O zaman ne olur? İşte o zaman tek renk yapıştırılır. O da mesela A'dır. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burada 2 farklı etiket yapıştırılamaz. 2 farklı harfte etiket yapıştırılamaz. Mantığı umarım kavradın. Pekala, 430 paketin üzerine yalnızca bir etiket yapıştırıldığına göre sipariş için toplam kaç paket şekerleme hazırlanmıştır diye soruluyor. Bak şimdi, şunları bir güzel toplarsak toplamda kaç tane etiket yapıştırılmış bunu bir bulalım. 300, 400, 700, 940 tane etiket yapıştırılmış. Ve bunlardan sadece ama sadece tek etiket yapıştırılan 430 tane. O zaman ben bunu 430'u çıkarırım bundan. Tamam mı? 0, 7, 9'dan 4 çıktı. Pardon, çıkarıyorduk, topladım ben. 4'ten 3'ü çıkardık 1, 9'dan 4'ü çıkardım 5. Şimdi bu ne demek biliyor musun? 510 tane paketin üzerinde, tamam mı? 510 tane etiket ikişerli yapıştırılmış. Üçerli yapıştırılmış, çok özür dilerim. Çünkü 2 tane yapıştıramıyorduk. Üçerli yapıştırılmıştır demek. Bak, şu tüm etiketlerin sayısıydı. Tekrar ediyorum. Şu tek başına yapıştırılan etiket sayısı. O zaman bu da 3 tane 3 tane yapıştırılan etiket sayısı. Madem öyle, ben bu 510'u 3'e bölerim. Buradan da 170'i bulurum. Demek ki 170 tane paketin üzerine 3'erli 3'erli etiket yapıştırılmış, 170 tanesine. 430 tanesine de tek yapıştırılmıştı. Bana diyor ki kaç paket şekerleme hazırlanmıştır. Artık çok basit. 2'şerli etiket yapıştırılan yoktu. Tekrar ediyorum. 170 ile 430'u toplarsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız hayırlı uğurlu olsun. Denizli seçeneğindeki 600'müş sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci soruyla. Bir şehir hastanesinin otoparkının üstten görünüşü aşağıdaki gibidir.
Yolları hep tek yönlü ve iki otopark kısmının arasında araç yolu vardır. Ve hepsi eş dikdörtgendir. Şimdi gördüğünüz üzere giriş şuradan. Mesela ilk girişte ya bu şekilde direkt gideceksin diyor ya da buraya döneceksin diyor. İkinci park yerine geçmek için buradan geçmen gerekiyor. Üçüncüye geçmek için şu şekilde, bu şekilde ya da dimdirek gideceksin diyor. İkisinden birisi. Ve bunların her biri de dikdörtgenmiş arkadaşlar. Pekala. Bu otopark ta 21 tane park alanı vardır. Yani toplamda 21 tane park alanı var. Tabi bunlar tek bir park, araç parkı değil. Yani buralara şu şekilde birden fazla da araç park edebiliyor arkadaşım. Tamam. Poliklinikte görevli olan Doktor Yusuf Bey odasının penceresinden otoparka şöyle bir bakmış. Baktığında her park alanında en az bir, en çok 3 aracın park ettiğini ve otoparkta toplam 37 tane de aracın bulunduğunu görmüş. Şimdi her otoparkta, her park alanında mutlaka ama mutlaka bir araba olacak. En az bir tane araba olacak. Hiçbiri bomboş değil. Ama her park alanında maksimumda 3 tane araba olduğunu görüyor. Ve toplamda da 37 tane araç saymış. Bakın 21 park yeri, 37 araç. Buna göre en fazla kaç park yerinde bir tane araç vardır diye sorulmuş. Şimdi bir tane araç olanlar, iki tane araç olanlar ve üç tane araç olanlar dersek A tanesinde bir tane, B tanesinde iki, C tanesinde üç araç vardır. Dolayısıyla A artı B artı C diyelim eşittir 21 olsun. Buradan araç sayısına geçecek olursak bir kere A'dan A, iki kere B 2B, üç kere C'de 3C yapar. Bu da bize 37'yi verecekmiş. Şimdi benden istenen şey şu: en fazla kaç tane park yerinde bir araç vardır? Yani A'nın maksimum değeri soruluyor bize. A'nın maksimum değeri soruluyorsa ben B'yi ve C'yi de tabii ki küçük seçmem gerekiyor ki A maksimum olsun. Pekala. Şimdi A artı B artı C'nin 21 olduğunu biliyoruz. Peki üsttekinin alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız A'lar gider mi? Gider. 2B'den B çıktı B, 3C'den C çıktı 2C. Bu da eşittir 37'den 21'i çıkarırsanız 16 gelir. Peki şimdi burada arkadaşım ben B artı 2C'nin 16 olduğunu biliyorum. Peki eyvallah. A'nın da bize en fazla, en yüksek değeri sorulmuş. Burada ne dedik? B artı C'nin küçük olması gerekiyor ki A yüksek çıksın. Şimdi B artı C'yi nasıl yüksek seçebiliriz? B artı C nasıl yüksek olur? Buna sevgili arkadaşım bakacağız seninle beraber. Burada olabilecek değerleri, yani bu B ile C'nin alabileceği değerleri biz elde edebiliriz. Örnek veriyorum. B 16 iken C 0 olabilir fakat en fazla 3 araba park ettiğini görüyor demiş ya. Ben C tane otoparka da 3 araba park etmiştir dedim. O zaman C'nin 0 olma gibi bir ihtimali de söz konusu olamaz o zaman. 16'ya 0 olmadı. O halde 14'e 2 olur gençler. Tamam. 14'e 2. Burayı 2 azalttım 12'ye. Burayı 1 artırdım 3. Şurası 14'e bakayım 1 arkadaşlar. C'nin alabileceği değerleri yazıyorduk. Burası 1. Şurası 2 olacak. Kusura bakmayın. Burası 2 olacak. Burayı 2 artırdım, azalttım 10. Burayı 1 artırdım 3. Ve bu şekilde devam edecek. Yani 10'a 3, 8'e 4, 6'ya 5, 4'e 6, 2'ye 7 ve 0'a 8 diyebiliriz. Tamam. Bunlar B ile C'nin alabileceği değerler. Şimdi ben ne dedim? B ile C'nin toplamının küçük olması gerekiyor. Peki bunların toplamına bakalım. Bak 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Şimdi iki arabanın park ettiği yer vardır veya yoktur diye bir şey söylemedik. Olabilir, olmayabilir. Benim için önemli olan en fazla 3 arabanın park etmesiydi ki 3 araçlı da 0 seçmedik zaten farkındaysan. Kurallara uygun oynadık oyunu. Doğal olarak ben burada 0'a 8'i seçebilirim. Yani B'yi 0, C'yi 8 seçerim. Bu 0, bu 8 ise A'ya da 13 kalır. Bu da A'nın alabileceği maksimum değerdir. Ve A da zaten neydi? Bir araç park edilen park alanı sayısıydı. Dolayısıyla cevabımız 13 olacaktı.
Ve devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Üçüncü sorum çok ama çok tarz bir soru, güzel bir soru. Eğer çözemediysen çok dikkatli dinlemende fayda var. Çözdüysen bile benim de çözümümü mutlaka dinle. Bir motorun sıcaklığını izlemek için kullanılan aşağıdaki göstergede sıcaklık kırmızı bölgeye ulaştığında soğutucu fan devreye girmekte. Şimdi sıfırdan başlamış örnek veriyorum. Araba ısındıkça tabi burada harareti de artıyor. 60 yani kırmızı bölgeye gelir gelmez araba soğutucu fan çalıştırıyor. Tamam, motoru kendi kendine soğutmaya çalışıyor araba. Pekala, motor çalışma esnasında dakikada 1 santigrat derece hızla ısınmakta. Fan devreye girince çalışan motoru dakikada 4 santigrat derece hızla soğutmakta. Motor sıcaklığı 0 santigrat dereceyken saat 10'da çalıştırılmış ve saat 11.24'e kadar aralıksız kullanılmış. Yani toplamda 84 dakika kullanılmış. 84 dakika bu araç aralıksız kullanılıyor arkadaşlar. Peki bu kullanımda bir arıza nedeniyle fan devreye geç girmiş ve motor durana kadar ikisi beraber çalışmış. Bakın fan devreye geç giriyor. Yani 60'da girmemiş. 60'tan daha sonraki bir bölgede girmiş fan devreye. Ben bunu bilmiyorum. Buna X diyelim. X de fan devreye girmiştir diyelim. Tamam mı? Motorun saat 11.24'teki sıcaklığı şekildeki gibi olduğuna göre. Yani bakın burada burası kaçtır? 48'dir. Şekildeki gibi olduğuna göre soğutucu fan devreye kaçta girmiştir? Biz buna X dedik. Şimdi o halde biz şöyle düşünelim gençler. Eğer ki bu fan hiç ama hiç devreye girmemiş olsaydı, bu motor sıcaklığı 84 dakikanın sonucunda 84 santigrat derece olacaktı. Bakın 84 derece olacaktı. Niye? Çünkü dakikada 1 santigrat derece artırıyordu sıcaklığı. Ama bir yerde ne dedik? Fan devreye girmiştir dedik. Dolayısıyla arkadaşlar 84'lük bölgeye çıkamamış. Tamam mı? X derecede fan devreye girmiş. Şimdi 84'e kadar gitmiş eyvallah, fakat şöyle diyelim. 84'ten X'i çıkarırsın. 84'ten X'i çıkarırsın ve dersin ki hani X'inci dakika girmişti ya, bu kadar süre boyunca fan çalışmıştır dersin. 84 eksi X, yani 84 şuralarda bir yerde. Buraya kadar çıkması gerekirken buralara kadar çıkmamış. Şu kadar kısımda, bu kadarlık kısımda ne çalışmış? Fan çalışmış diyebiliriz. Pekala. Ve bu fan çalışınca sıcaklığı da, bakın tam olarak X'de çalıştı ya, sıcaklığı da X'ten 48'e kadar düşürmüş. X'ten 48'e kadar düşürmüş. Hem de dakikada 3 santigrat derece düşürmüş. Niye 3? 4 değil miydi? Şöyle, çalışan motorun dakikada 4 santigrat derece hızla soğutuyor ya, aynı zamanda ikisi beraber çalıştığı için motor sıcaklığı dakikada 1 santigrat derece artıyor. Ama fan da aynı zamanda 4 santigrat derece soğuttuğuna göre demek ki ne oluyor? 3 santigrat derece soğuyabiliyor bizim motorumuz. Dolayısıyla bölü 3 diyoruz. Ve işte bunlar birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. O halde 3 kere 84 232 eksi 3x eşittir x eksi 48 diyelim. Buradan 4x eşittir 232'ye 48 ekleyeceğiz ve bu da bize 280'i verecek. Yani x kaçmış gençler? 70'miş deriz. Yani 70. dakikada fan devreye girmiştir. Saat 10'da çalıştırılmıştı. Ben saat 10'un üzerine 70 dakika eklersem, ki 70 dakika 1 saat 10 dakika demektir, doğru cevabımız B seçeneği olur böylelikle. Devam ediyorum bu güzel sorudan sonra 4. sorumuzla. A kentinden B kentine doğru gitmekte olan Tuğrul, A'dan itibaren her 10 kilometre gidince karşılaşılan ve B kentine kalan mesafeyi kilometre cinsinden gösteren bu tabelalardaki sayıları toplayıp sonucu da 259 bulmuş. Yolda bu tabeladan 7 tane olduğuna göre AB yolunun uzunluğu kaç kilometredir? Bakın A şurası. A'dan hareket ettim, bir tabela gördüm. İkinci tabela, üçüncü tabela, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci tabelayı gördüm. Sonra B şehri geliyor zaten. Her iki tabela arası A'dan itibaren o her 10 kilometrede bir görüyor ya. Bakın burası 10 kilometre, 10 kilometre, burası 10,
10 kilometre, 10 kilometre, 10 kilometre, 10 kilometre. Buranın kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. Tabelada yazan sayıları toplayınca da 259 bulmuş. Eğer ki şurada x yazıyorsa, yani şurası x kilometreyken burada x yazar. O zaman burada x artı 10 yazıyordur. Burada x artı 20 yazıyordur. Ve x'ten başlayıp 7 tane tabela varsa zaten burada da x artı 67'dir. 30, 40, 50, 60. Şimdi gençler, bu tabelalarda yazanların toplamı, toplam 7 tane tabela olduğu için 7x artı 10'dan 60'a kadar olan sayıların toplamı, 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 21 ise 10'dan 60'a kalan olanlar 210'dur. Ve bu da bize kaçı veriyormuş? 259'u mu veriyormuş? Çok güzel. 7x eşittir 210'u karşıya atarsanız 49, x'in de 7 olması gerektiğini pek tabii söyleyebiliriz. Şimdi şurası kaçmış? 7. Bize diyor ki AB yolunun uzunluğu. Bak şimdi. X'i 7 bulduk ya. Şurada ne yazıyordur bu tabelada? 67 yazıyordur değil mi? Şu tabelada 67 yazıyorsa demek ki yolun geri kalanı 67'dir. Şurası da 10'du. Demek ki bu yol toplamda 77 kilometredir diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama. 63. sayfam 5. soru. Aşağıdaki şekil bir yarış pistini temsil etmekte. A, B, C ve D yolları noktaları bu yarış pisti üzerindeki kontrol noktalarıdır. Bakın A, B, C ve D kontrol noktaları ve bu kontrol noktaları arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden şekil üzerinde sarı renkle belirtilmiş. Yani A ile B kontrol noktaları arasındaki mesafe 1 kilometre, B ile C arası 2 kilometre, C ile D arası 6, D ile A arası 4 kilometrelik bir yolmuş. Bu pistte yarışan araçlar herhangi bir kontrol noktasından yarışa başlayıp saat yönünde hareket ederek herhangi bir kontrol noktasından yarışı bitirmektedirler. Yani hepsi aynı anda mesela A'dan başlayıp C'de bitirebiliyorlar. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. 25 kilometrelik bir yarış için başlangıç noktası A, bitiş noktası B seçilmiştir. Şimdi ben A noktasında yarışa başladıysam bir tam tur ne kadar bunu bir bulalım. 1, 2 daha 3, 6 daha 9, 4 daha 13. Bir tam tur 13 kilometre. Tamam. Daha sonrasında 25 kilometre için benim 12 kilometre daha gitmem lazım. 1, 2 daha 3, 6 daha 9. 9'un üzerine 12 daha. Bakın şuraya kadar geldim 12, 9 kilometre. Ben 12 kilometre daha gidebilmem için şuralarda bir yerde bitmesi lazım yarışın. Dolayısıyla 25 kilometrelik bir yarış bu pistte yapılamaz maalesef. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. Neden maalesef dediysem çok üzüldüm şu an. Yapılamadığı için çok üzgünüm. İkinci öncül, D noktasından başlayıp B noktasına biten bir yarış 96 kilometre olabilir demiş. Şimdi o zaman 96'yı bir güzel bir 13'e bölelim. Kaç tur atılmış ve üzerine ne istiyor bunu bulalım. 7 defa vardır. 7 kere 13 91'dir. Çıkardım 5. Şimdi nereden başlamıştı? D noktasından ve saat yönünde hareket ediyorduk. Yani şu tarafa doğru. 4 artı 1 daha devam edersem D'de başlayıp B'de biter. Dolayısıyla D noktasından başlayıp B noktasına biten bir yarış 96 kilometre olabilir demiş. Doğru olabilir. Üçüncü öncül, bu yarış pistinde kilometre cinsinden herhangi bir tam sayı değerinde yarış yapılabilir. Bakın zaten gençler, kilometre cinsinden herhangi bir tam sayı değerinde yarış yapılabilir demiş ya bize. Şimdi düşünün, şuradan şuraya yarışılırsa ne yapar? 1 kilometrelik bir yarış. Şuradan şuraya yapılırsa 3 kilometrelik ve buradan buraya yapılırsa 2 kilometrelik bir yarış olur. 1, 2, 3 hallettik. 4 kilometrelik bir yarış için buradan buraya yarışabilirsin. 5 kilometre için D'den B'ye yarışabilirsin. 6 kilometre için C'den D'ye yarışabilirsin. 7 kilometrelik bir yarış için D'den başlayıp C'de bitirebilirsin. Demek ki yani bütün tam sayı değerlerini buradaki 1, 2, 4 ve 6 sayesinde oluşturabiliriz biz. Doğal olarak tüm tam sayı değerlerinde bir yarış yapılabilir diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani cevap Denizli seçeneğinde sevgili gençler verilmiştir deriz. 5. sorumuza Denizli dedikten sonra geçtik 6. sorumuza. Aşağıda InDesign adlı metin yazım programının harf büyüklüğü ve satır aralığını ayarlayan kutuları gösterilmiş. Şimdi burası 72. Şunlara her basıldığında 2 azalıp artıyor. Bu da 3. Bunlara her basıldığında 3 artıp 3 azalıyor. Kutular şekildeki gibi ayarlıyken pembe aşağı yönlü ok ve mavi yukarı yönlü ok üçgenleri toplam A kez tıklanınca harf büyüklüğü ve satır aralığı X puntuda eşitlenmiş. Buna göre A en az olduğunda, yani bu tuşlara minimum miktarda basıldığında ve bunlar eşit olduğunda X'in rakamları toplamı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi burada
Şuna basıldığı zaman 2 azalıyor, buna basıldığı zaman 3 artıyor ya. Bunların eşitlenebilmesi için şimdi şuna basıldığı zaman az iş yapıyor bu. 2 2 azaltıyor. Buna basıldığı zaman bu çok iş yapıyor. 3 3 artırıyor. O zaman ben derim ki şuna daha fazla sayıda basarım. Yani böylesi daha mantıklı değil mi? 3'er 3'er arttırmak daha mantıklıdır 2'şer 2'şer azaltmaktan. Bundan kaynaklı 3 dediğimiz sayı 3'ün katı ve 72 dediğimiz sayı da 3'ün katı olduğu için ve burası da 3'er 3'er arttığı için ben güzel kardeşim şuna 23 defa basarsam şuna hiç basmam. Böylelikle bu zaten 23 kere 3 69 3 ekledim 72 puntoya eşitlenirler. Tamam mı? Demek ki 72 puntoda eşitlenecekler. X 72'ymiş. Rakamları toplamı sorulmuş. Cevap A şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 7. sorumla. Bir düğün salonunda sadece 8 kişilik dairesel ve 4 kişilik kare masalar vardır. Şimdi dairesel masa var. Şöyle. Ve gençler bir de kare masa var. Dairesel masalar 8 kişilik. Kare masalar 4 kişilik. Peki. Bu salonu oğlunun düğününde kiralayan Davut aşağıdaki davetiyeyi bastırmış. Not olarak da demiş ki davetiye 2 kişiliktir ve yemeklidir. Parantez içinde çocuklar uykuya. Yani diyor çocuğunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu getirmeyin. Piste boş yere dönüyorlar diyor. Getirmeyin diyor yani. Kibar bir dille çocuklar uykuya demiş. Peki davetiyenin 2 kişilik olduğunu da söylemiş. Yani bir davetiye varsa maksimum 2 kişi gelin diyor. Salonun kapasitesi 3 basamaklı 370 A sayısı kadar olup Davut tüm salon dolacak şekilde davetiye göndermiş. Ve her davetiye ile en az bir kişi düğüne gelmiştir. Şimdi her davetiye ile en az bir kişi geliyor ama mesela bir davetiye ile bir kişi gelenler var. Bir de bir davetiye ile 2 kişi gelenler var o zaman. Tamam mı? Ve ne demiş? Her davetiyeye karşılık bir geri dönüt olmuş. Yani davetiye gönderip de hiç gelmeyen adam olmamış. Peki, düğün başladığında bir tane dairesel ve 3 tane kare masanın boş kaldığı görülmüştür. Şimdi bir tane şundan boş kalmış. 3 tane de şundan boş kalmış. Yani toplamda 8 kişi burada eksik. Burada da 12 kişi eksik diyebiliriz. Yani 8 artı 12'den 20 kişi eksik arkadaşlar. Buna göre en az kaç davetiyeye 2 kişi gelmiştir diye sorulmuş bize. Şimdi birazcık düşünelim bakalım. Bakın arkadaşlar burası 8 kişilik. Bunlar da 4 kişilik ve bu adam tamamı dolacak şekilde bir davetiye bastırmış. Ve buna göre de bir düğün salonu tutmuş. Birisi 4'ün öteki 8'in katı olduğuna göre bizim sayımız kesinlikle ama kesinlikle 4'ün katı olmak zorunda salon kapasitesi. 370 küsürü düşünelim şimdi. 370 küsürü düşünürken de gençler şunu sildim. 4'e bölünebilir bir sayı olması gerekiyor. 4'e bölünebilir. Yani son iki basamağa bakıyorsunuz. Burası 72 olabilir. Yani 372 olabilir bu salonun kapasitesi. Ya da 376 olabilir. Böylelikle 4'ün katları olan iki tane sayı adayımız karşımıza çıkar. 372 ve 376. Bu düğün salonunun kapasitesinin alabileceği değerler. Peki. Şimdi 8 kişi burada, 12 kişi de burada eksik kalmıştı ya. Dolayısıyla bizim düğünümüze ya 352 ya da 356 kişi gelmiştir diyelim. Daha sonrasında da gençler başka neler biliyoruz? Bir kişi gelenler var bu davetiyeyle. Bir de tabii 2 kişi gelenler mevcut. Şimdi o halde ben diyorum ki eğer bizim salonumuz 372 kişilikse 372'yi 2'ye bölerim. Kaç tane davetiye basıldığını anlarım burada. Bu da 3'ün içinde 1 defa, 17'nin içerisinde 8 defa ve 12'nin içinde 6 defa. Ya 186 kişilik bu salon ya da 356'yı bölerseniz 188 kişilik. Şimdi diyorum ki şunun üzerinden yürüyelim. İlk olarak onu işaretledik ya. Eğer 186 tane davetiye basıldıysa bu davetiyeye 1 kişi gelenler ve 2 kişi gelenleri düşünelim. Eğer A kişi yani A tane davetiyeye 1 kişi geldiyse 186 tane ya da tam tersi yaparsak daha kolay olur. A tane davetiyeye 2 kişi gelmiş. 186 eksi A tane davetiyeye de 1 kişi gelmiştir diyelim. Böylelikle gelen kişi sayısı 186 eksi A ile 2A'nın toplamıdır. Yani 186 artı A'dır. Bu da bize 352'yi vermesi gerekir arkadaşım.
Demek ki A buradan kaç olur? 186'yı karşıya atarsak 352'den 186'yı çıkaracağız şimdi şöyle. 12'den 6 çıktı 6. 14'ten 8 çıktı o da 6. 2'den 1 çıktı 1. Yani buradaki A dediğimiz şey neydi? 2 kişi gelenlerin sayısı. Aha şu. Yani biz direkt 2 kişi gelenlerin sayısı sorulmuştu. 166 bulduk. Şıklarda da var. Ama bize en az diye sorulmuş. Belki bundan daha az bir sonuç elde edilebilir. Onu da anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer A ile şurasına 188 eksi A diyeceğiz. Çünkü 188 davetiye var diyeceğiz. Ve bu sefer A'yı buna göre bulacağız. E bulalım. 188 eksi A artı 2A. Yani 188 artı A eşittir bu sefer 356 dememiz lazım. Çünkü davete bu kadar kişi gelmiş. Bunu karşıya atarsanız 356'dan 188'i çıkaracağız. 16'dan 8 çıktı 8. 14'ten 8 çıktı 6 ve burası 1. 168. Yani ya 168 oluyor ya 166 oluyor. Bize en az diye sorulduğuna göre cevabımız kaç olacak? Tabii ki Denizli seçeneğindeki 166 olmuş olacak. Evet arkadaşlarım, çok güzel, birbirinden güzel 7 tane soru çözdük bu testte. 64 ve 65. sayfaların çözümlerini yapacağız bir diğer videomuzda. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.